Yeniden merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet, geldiğimden beri bu kaç, beşinci falan oluyor herhalde. Biraz hızlı bir giriş yaptım. En azından aklımda olanları çekmeye başlayacağım. Hem sizlere soruyorum bazen, buradan da soruyorum. Instagram'dan da bazen anket yapıyorum. Geçtiğimiz hafta bir ya da iki önceki videomda bahsetmiştim. Mac'de indirim vardı hafta sonuna özel. 200 lira üzerine böyle 4 tane sample boy deneme ürünü seçme şansınız vardı. Ve bir tane de tam boy ürün hediyesi vardı. Koleksiyonumu yeniden oluşturmaya başladığımı söylemiştim. Mac'in ucularını ciddi anlamda çok seviyorum. Azalttım onların da böyle işte 7-8 sene önce kullanmadığım, işte şu anda kullanmadığım bazı renkler ki artık bozulma ihtimalleri yüksek. Onları falan dağıttım. Merak ettiğimde birkaç tane ruj vardı elimde olmayan. Onların minik boylarını almak istedim. Mini boy dediğime bakmayın. Şöyle göstereyim size boylarını. Normal tam boy, keşke yanıma getirseydim, tam boy olan rujlar 3 mg, bunlar 1.8, yani yarıdan daha fazla gramaj olarak baktığınızda. Şöyle de gözüküyor, çok cici gerçekten, hani şöyle parmak şeyinde bakarsanız tam bir şöyle işaret parmağı boyutunda diyebilirim. Fiyat olarak da tam boyları 80-80 küsür lira arasında değişiyor, 80 küsür lira arasındaydı sanırım, bunlar da 44 liraydı. Öyle olunca kaçırmak istemedim ve biz bu videoyu aslında dün şimalle çekmiştik. Şöyle söyleyeyim, akşamüstü hava bayağı kararmıştı. 6-7 gibi falan olmuştu ve ben tepe ışığını açtım. Biraz da fazla yaklaştırmışım kameranın objektifini. Çok kötüydü görüntü. Gerçekten böyle dağıtmıştık, bir de yorgunduk. O yüzden onu kullanmıyorum ama rujlara sıra gelince anlatacağım başıma da neler geldi video çektikten sonra. Bu şekilde hemen giriş yapıyorum. Şimdi ben bunlara da uygun dudak kalemi bulmaya çalıştım açıkçası elimde olanlarla, ama ilk önce Velvet Teddy'den bahsetmek istiyorum. Bu arada şöyle paşette geliyorlar, kutuları yok ama bunlar çok daha cici bence. Çok daha güzel. Matte seriden Velvet Teddy hepiniz, çoğunuz biliyorsunuz ve duyuyorsunuzdur, ben de. Ama deneyip alma kısmetim olmamıştı. Onu elimde şöyle Flormer'ın eski bir dudak kalemi var. Numarası da kaç, 706 diyor. Bununla çerçeveleyip uyguladım bu şekilde. Bir sonuç elde ettim. Uygulama dediniz, uygulamalı isteriz. Hepsi birden swatch'lu da olsa dediniz. O zaman ben elimin üzerinde şöyle göstermeye çalışayım size rengini. Hatta bunu ben sanırım Kinda Sexy'den daha çok beğendim. Kinda Sexy'm de kayıp bu arada. Ya da birine verdim, hatırlamıyorum. Ama bu şekilde güzel. Kinda Sexy daha böyle, nasıl diyeyim, turuncumsu gibi duruyor. Bunda hafif bir pembelik var diye görüyorum. En azından ben de sanki öyle durdu değil mi arkadaşlar? Bakıyorum. Evet. Bunda biraz daha pembe altı onu. Şimdi ben bunu sileceğim ve sırayla aldıklarımı önce göstereyim. Hediyelerini göstereyim. Şöyle ben bunu sipariş verirken işte Green Gel Cleanser falan, el temizleme jeli diye düşündüm. Ne alaka? Bir geldi kutu tam boy cilt temizleme jeli. Deneyeceğim bunu. Olmazsa da hop bana şimal kullanır mutlaka. Bir de 4 adet sample seçme şansımız vardı. Zaten 4 tane seçtim. Clean Soft Oil, temizleme yağı. Bunun ben yani şöyle seyahat boyunu kullanmıştım. Güzel, ciddi anlamda kilipası atıyor yani, öyle söyleyeyim. Bu bir denemelik olsun. Şu Prep and Prime'ın Natural Radiance Buzz olanının sample'ı. Şöyle sarımsı bir tonu var. Hop. Bugün makyajımın altına onu uyguladım. Hani böyle çok aydınlık veren diğer Prep and Prime'ların o neydi, aydınlatıcı olanın ismi? Şu anda hatırlayamadım. Hatırlarsam söylerim. Onun gibi değil. Ama bilmiyorum. Bakalım gün sonuna kadar bakacağım cildimdeki kalıcılık arttırma vesairesine. Bir tane sanırım bu misal su tarzında Makeup Remover diyor. Böyle bir su şeklinde. Bu şişelerde değerlenir. Atılmaması lazım. Çünkü cam yani. Bir de Studio Fix Flute. Bunu ben 8-10 sene önce cildimde denemiştim. İlk Mac'le tanıştığım zamanlarda, 10 sene önce kadar falan. Cildime aşırı derecede gelmişti ve pul pul dökülme olmuştu. Şu anda yüzümde o var. Üzerinde kontür var. Hani böyle pudralı ürünler de var ama ben şu anda şey hissetmiyorum. Gerginlik ve dökülme hissetmiyorum. Cilt tipim değişmiş olabilir. Sıcaklardan olabilir. Ama sevdim ve renk olarak da orada NC25 vardı. NC30 göndermişler. Yani tam benim cildime uygun oldu. O yüzden süper oldu. Şimdi hemen şöyle 5 tane aldım. Bu arada tam böyle 200 lira birazcık üstüne geçti.
en koyusunu sona saklayayım. Sırayla deneyeyim. Tamam. Önce dudağımı sileyim. Evet, velvet dediği sildim. Şu anda merde deneyeceğim. Merde mat yapıda. O yüzden bunların kalıcılıkları daha iyi oluyor. Ona da hangi kalem tam böyle birebir olmasa da Emily'nin numarasını görebilirsem 201 numarasını deneyeceğim. Dün bir de dudak kalemsiz denedim. Aa, çok başarılı olmadı. Yine dışarıdan geliyor çocukların ve kadınların sesi maalesef. Yaz videolarında. En büyük sıkıntı sıcak ve çok açık cam var ve sokaktaki çocuklar. Ha, oldu. Bu mesela sanki Velvet Teddy kadar böyle mat durmadı gibi geldi bana. Hani mat seri olmasına bakmayın. Dudakları çok fazla, pardon, kurutmuyorlar. Pembe. Ve sevdiğim böyle açık gül kurusu. Pembesi. Bunu da sevdim. Ciddi anlamda sevdim. Zaten beğenmiştim daha önce de. Elimde bir de göstereyim. Swatch olarak. Tabii tenden tene fark ediyor arkadaşlar. Mesela Görkem'de daha farklı duruyor. Ten rengi çok açık. Benim orta buğday esmerlerde daha farklı duracaktır ama böyle. Evet, bunu da kaldırıyoruz. Şu andaki sıradaki de Twig. Twig'e uygun maalesef bir kalem bulamadım. Şöyle elde önce göstereyim sıvucunu. Bu da gül kurusu gibi. Biraz böyle hani şeyle de benziyorlar gibi ama işte ton farkı. Hani pembe dersiniz ama pembenin de 40 çeşidi var yani. 40 tonu var. Şuramda da uçuk tarzı bir şey çıktı. Orada sanki taşırmışım gibi duruyor ama değil. Bence kalemsiz bile oldu. Bu satin yapıda. Bu daha yumuşak. Böyle çok mat durmuyor fazla. Ama bunu da sevdim. Sevdim ya. Şimdi Şimal hangilerini denemişti? Bak onu hatırlamıyorum. Bir videoda çünkü iki tane Ruj Şimal denemişti. Sanırım Velvet Teddy değil. 3, 4, 5. Hatırlayamadım. Belki bunu o denemiş olabilir. Evet. Twig'de bu şekilde arkadaşlar. Evet. En koyu rengi sona sakladım. Bu kaçıncı oluyor? Dördüncü oluyor değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet. World. Bunu Şimal denedi. Çünkü çok eminim. Sürdü ve videoda böyle çekerken inanılmaz derecede beğendiğini falan ifade etti. Şöyle bir baktık falan. Neyse. O rujları ben tabii kendime aldım. Sonra video bitti. Ya şunu da ben bir deneyeyim dedim sanırım. Ya da rengine mi bakmak istedim. Açtım. Komple kökten. Ben yapıştırdım. Bitirdim şu anda. Düştü ruj. Nasıl baktıysa, nasıl istediyse. Bu Şimal'in yani ona gidecek. Ben bu ruju kullanamam. Allah muhafaza. O yüzden. Kaldı 4 tane bana. Zaten bana çok yakışmayan bir renk aslında ama. Bakalım buna da en yakın diyebilirim. Çok fazla değil ama Flormer'ın Ultra Soft Liner'ından 01 Dark Nude rengini uygun görmüşüm. Terledi. Ve World. Fazla açmayayım da. Bu böyle kahve alt tonu olan biraz daha kışa yakışan bu tarzda bir yanda NYX'in
Aa, likit rujlarından vardı. Olmasa da zaten dediğim gibi bu şimalin ama güzel. Ama şimale daha çok yakıştı. Evet, o yüzden bu şimale gidiyor. Mesela benim dudakta daha koyu durdu. Elde daha şey açık. Ay, inanılmaz sıcak. Kalemler akıyor mu arkadaşlar size? Evet, en koyu rengi en sona sakladım ama bu da çok merak ettiğim rujlardan bir tanesiydi. Daha çok kışa yakıştırdım renklerden. Diva. Bu şarap rengi bir ruj. Bu mesela şimale de çok yakıştı. Bende de iyi durdu diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Orada daha açık ve pembemsi gibi gözüküyor ama biraz daha koyu. Hemen ona Golden Rose'un 524 numaralı dudak kalemi uygun oldu. Eğlenceli sen. Geçen müzikten telif hakkı yer miyim? Haydi bakalım, koyu renk ruj sürmesini, yani kullanmayı seviyorum. Sürmesi taştığında çok kötü olduğu için sevmiyorum. Açık renkler kaldırıyor da. Bu da mat seriden arkadaşlar. Biraz daha düzgün sürülebilirdi evet ama şimdilik bu kadar. Dediğim gibi dudağımda daha koyu durdu evet. Yani ben hepsini sevdim. Son söz olarak söylemek istersem. Belki ne yapabilirim? İşte bunlar bittikten sonra en sevdiklerimden tam boyalarım. Çok fazla abartmadan artık rujlarımda böyle dediğim gibi kullanılan kullanılmayan renkler vesaire ayırdım ama makyaj rujlarını her zaman için tek geçiyorum gerçekten. Umarım sizler için de faydalı olan bir video olmuştur. Arkadaşlar niye kapatırken böyle birden sesini yükselttim bilmiyorum ama izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hangisini siz daha çok sevdiniz, kullandıklarınız, önerdiğiniz renkler varsa başka, abla sana bu da yakışır, hani bir sonraki alışverişinde ona da bak derseniz tabii ki mutlaka deneyeceğim, dışarıdan en azından deneme şansım olduğu zaman. Bitenleri atıyordum. Atmamayacağım artık. Atmayacağım. Bundan sonra biriktireceğim. Yine bitenleri çekin demişsiniz. İnşallah arkadaşlar uzun vadede olsa onları toplamaya başlayacağım. Yine fikirlerinizi videolarınızı beğenmeyi ve kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.